Erbat Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Malatya'daki Damlataş Mağarası güneş enerjisiyle aydınlatılıp ziyarete açılacak. Lübnanlı Ermeni doktorların aileleri Şuşi'ye yerleşti. Cavak'taki Bavra-Kartikam yolunun asfaltlanması tamamlandı. Avrupa Birliği Diplomasi Başkanı Türkiye için yaptırımlardan öte bir seçenekler paketi hazırladı. Suriye'de var olan durum. Moskova'da TUMO merkezi açıldı. Batı Ermenistan'daki Malatya'nın Damlataş Mağarası'nın turizmde ön plana çıkarılması için güneşten elde edilecek enerjiyle mağarayı aydınlatacak proje hazırlandı. Bu kapsamda kayalıkların eteğinde bulunan ve dik yamaç tırmanılarak ulaşılan dar bir girişi bulunan mağaranın ilk etapta aydınlatılması sağlanacak. Temiz enerji bilinciyle hareket edilecek çalışma kapsamında proje kapsamında kurulacak güneş enerjisiyle elektrik üretilecek ve mağara aydınlatılacak. Daha sonra da ulaşım kolaylıkla sağlanabilmesi için çevre düzenlenmesi gerçekleştirilecek. Mağaranın açılmasının esas hedefi astım hastalarının iyileştirilmesi. Ermenistan Cumhuriyeti Diyaspora İşleri Başdanışmanı'ndan edindiğimiz bilgiye göre iki Lübnanlı Ermeni doktorun aileleri Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi şehrine taşındı. Açıklamada Artsakh Lübnanlı Ermenilerin yanında olmaya devam ediyor. Beyrut'taki korkunç patlamanın ardından Artsakh Cumhuriyeti Lübnan'a sadece insani yardım göndermekle kalmadı. Aynı zamanda Lübnanlı Ermenilerin ihtiyaçları için para toplamaya da devam etti. Ermeni toplumuna 25 milyon Ermenistan dramı tahsis edildi. Aynı zamanda Artsakh Cumhuriyeti yetkilileri diasporadan ülkesine gelen 100-150 aileyi kabul etmeye hazır olduklarını defalarca belirtti ifadesi yer aldı. Cavak'ta Bavra-Kartikam yolunun asfaltlanması tamamlandı. Bu yıl bu yolun 535 metrelik bölümü asfaltlandı. Bu yıl belediye Bavra-Kartikam yolunun geri kalanının asfaltlanması için 434.630 gel tahsis etti. Bu yıl 535 metre uzunluğundaki yol kesiminin asfaltlanma ihalesini 400 bin gel tutarında Aral firması kazandı. Yolun ana bölümü 2019 yılında onarıldı. Euroaktif'in aktardığına göre Avrupa Birliği diplomasi yetkilisi, Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell, Türkiye hakkında yaptırımların ötesine geçen bir dizi seçenek sunacağını söyledi. Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Berlin'de gerçekleşecek olan 27-28 Ağustos tarihli toplantısında Doğu Akdeniz'de yasa dışı gaz çıkarma, göç ve Ankara'nın Libya ve Suriye'deki varlığı konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile eylem seçeneklerini sunacak. Avrupa Birliği'nin Ankara'ya tahsis edilen fonları şimdiden kestiğini vurgulayan bakan, Avrupa Birliği üye devletlerinin Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin üyeliği olasılığından tamamen vazgeçmek istediğini de sözlerine ekledi. Avrupa Birliği yetkilisi Türkiye ile her türlü diyaloğun tek şartla gerçekleşeceğini açıkladı. Ankara, Doğu Akdeniz'deki tüm yasa dışı faaliyetleri durdurmalıdır. Step News Ajansı, Suriye hükümet güçlerinin topçu birliklerinin El Bara köyü yakınlarındaki gerici Hayat Tahrir Alşam ve müttefik güçlerinin üslerini bombaladığını duyurdu. Medya kuruluşuna göre bu operasyon Carada ve Mar-Şurin köyleri yakınlarında gerici Al-Fatah Al-Mübin operasyon karargahı militanları tarafından hükümet güçlerinin siperlerine açılan ateşe bir cevaptır. Daha sonrasında Al-Bara ve Horşben'in köyleri yakınlarında çatışmalar yaşandı. Savunma imkanlarını arttırmak için Suriye ordusu İdlib'in gerilimi artan bölgede güçlerini yoğunlaştırıyor. Step News, hükümet güçlerini destekleyen aşiret milislerinin yeni eğitilmiş militanları da İdlib bölgesine sevk edilmeye hazır olduklarını bildirdi. TUMO'nun Facebook sayfasından bildirildiğine göre TUMO'nun uluslararası merkezinin üçüncüsünün resmi açılışı dün gerçekleşti. Genome Ventures ile yapılan ortaklık sayesinde Moskova'daki gençler aynı zamanda TUMO eğitim programını tanıma ve en modern alanlarda uzmanlaşma fırsatına sahip olacak. Moskova'daki TUMO dersleri Ekim ayında başlayacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Noray Kardaşyan tarafından icra edilen Sandi Yerkat eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.